Tatlı bir aksinotla başladı. En nadir aksinotu bulmakla devam etti. Dahası da netrite bloklardan piramit yapacak kadar ilerledi. Sonra hızımızı alamadık ve tüm fenerleri yaptık. Bir dakikada 30 level atladığımıza sevinirdik, sonra 3200 level'a kadar çıktık. 30 saatte tüm end boyutunu yeşillendirdik. Minecraft tarihinin en zor başarımını yapıp üstüne de tüm Minecraft başarımlarını yaptık. Aslında yaptığımız ve yaşadığımız çok fazla anı vardı. Burada hepsini tek tek anlatamayız. Her gün açtığımız yayınları unutmayın. Güzel sohbetlerimizi bir kenara atmayın. Bu hardcore serisi benim için bir başkaydı. En uzun hardcore serilerimden bir tanesiydi. Seride hiçbir şekilde ölmedim ama zamanı geldi. Aklımda yapacağım bir sürü şey var ama bunların hepsini 1.18 sürümünde yapmak istiyorum. Çünkü önceki serimde binlerce totemim vardı ve ölmekten korkmuyordum. Ama hardcore'un ana amacı zaten ölümden korkmak ve bu korkuyla daha iyi yaşamak. Eski hardcore serimin haritasını üyeler özel bir şekilde paylaştım. O zaman pılımızı pırtımızı toplayalım, hatta hepsini bir kenara bırakalım, yepyeni bir maceraya başlayalım. Evet, bu güzelim dünyaya veda etme zamanı. Netrite piramitler, onun dışında burada bir sürü saçma ama benim saçma olmasıyla hoşuma giden heykeller ve saatlerim alan buğday tarlası, end boyutu, axolotlar, yarış pisti, her şey. Şimdi 1.18'in yeni dünyasına kadar uçacağım, direkt elytramı alıp ve tüm level'larımı da sıfırlayacağım ve böylelikle her şeyi geride bırakmadan bir yandan da her şeyi geride bırakmış olacağız, daha ne olsun. O yüzden buraya bir sürü örs aldım. Bunların hepsini bu şekilde koyacağım. Kafa ütüleyecek biraz. Tamam. Şimdi yapacağım şeylerden bir tanesi buradan Adal'ın kılıcını alıp tekrardan D'ye basıp böyle level'ımı düşürmek. Bu bayağı yıllar alacak. Onu biliyorum. Maalesef. En sonunda da örs kırılıyor ve biz devam ediyoruz. Daha fazla da örse ihtiyacım olacak. Birkaç asır alacak bir iş bu. Bir dakika ama şöyle de yapabilirim. Daha fazla level isteyen var mı? Evet, bir ücreti 16. Bununla çok daha kolay yaparız. Düşünsenize, o kadar bu level'a gelebilmek için 400 lira elektrik faturası ödüyorsunuz. Enderman farmımız vardı. Orada deliler gibi farmlıyorum. Ve şimdi olaya bak abi. İlginç. Gerçekten ilginç. Bitti. Pü maşallah be. Seviyorum sizi. Panda Beşiktaşlı Pau. Seni de seviyorum. Seni de seviyorum. Ne kadar zombi olup beni öldürmeye çalışsan da. Güzel mekandı ya. Çok eğlendik. Çok fazla şeyler yaptık. Netrite bloklarımız. Burada elmaslarımız. Deliler gibi. Burada zaten totem farmından gelen bir sürü şeyi söylemiyorum. Bir sürü ölmeme totemimiz var vesaire. Artık sığmıyor bunlar. Öyle düşünün. O kadar fazla eşyamız var. Geri kalan bütün eşyaları da bırakma zamanı geldi. Elmas D falan yaptım böyle artık level'ımı tam net sıfırlayabilmek için. Şimdi bütün bu önceden aldığım bütün eşyaları buraya bir kenara bırak. Tabii ki havai fişekler lazım. Zırhlarımı da çıkarıyorum. Çok ilginç olacak ya. Totemi de bırakmam lazım tabii ki. Ama totemi sonradan atayım. Yani düşünsenize 1.18'e başlıyoruz ama bam öldüm. Üzücü olur. Burada da deliler gibi roketler. Bu arada bu roketleri neden alıyordum? Evet, bu roketleri almamın amacı da belliydi. Tabii ki buradan uçup öyle kaçacağım. Bir de 10 tane obsidiyene ihtiyacım var ki Nether'ın çatısından gideceğim. Nether'da bir blok dünyada 8 blok ettiğinden dolayı çok hızlı bir şekilde yeni dünyalara doğru yol almış olacağız. Gideceğiz oralara doğru. Canım iskelet sensin. Seni de seviyorum. Seni serbest bırakıyorum. Babacık yokken çok iyi bak kendine, tamam mı? Duygulanma. Geleceğim. Elbet geleceğim bu yollardan tekrardan. O zaman başlayalım. Nether'ın çatısında binlerce blok gideceğimiz bir yer. Altın farmımız, Enderman farmımız, her şey bir kenara atılıyor. Ah be. Güzeldi ya. Güzel seriydi. En azından sıfırdan başlamak ve tekrardan ölümü hissetmek. Hep bir şekilde öleceğimizi bildiğimiz için zaman daha değerli olmuyor mu bizim için? Olay bu değil mi zaten? Arkadaşlar, tekrardan ölümlü olmamızı hissetmemiz lazımdı. O yüzden bunu yapıyorum. Zorundaydım. Kendim eğlenmemeye başladım. Hardcore'da çünkü önemli olan ölmemektir. Ölmemek totemi olmasaydı sıkıntıya binebilirdi. Hala çok fena bir meydan okuma olabilirdi ama artık ben ölmüyorum. Sanki lanetlenmiş gibiydim, anladınız mı? Böyle filmlerde olur ya, ben 3000 yıldır yaşıyorum seni ölümlü ve gelir biri. Ama 3000 yıl da azdır aslında. Yani 10 milyonlarca yıl yaşamış, böyle lanetlenmiş bazı canlılar vesaire filmlerde illa konu olur.
Onlardan birine dönüşmekten korktum. İnsanlığımın içeride çürüyüp tamamen darmadağın yok olmasından korktum ve bu yüzden yepyeni bir maceraya atılıyorum. Tüm etleri atıp, tüm taşları atıp, elitrayı, her şeyi atıp, üzerine de çakma atıp bambaşka bir maceraya atılma zamanı çoktan geldi. Hadi yayında görüşmek üzere. Yayında bambaşka bir maceraya başlayacağız. Burada biliyorsunuz yayınların havası birazcık daha farklı oluyor. Bayağı sohbet ediyoruz ama ben bunu size bir video olarak sunsam o sohbetler, O kadar fazla konuşuyoruz ki Minecraft'ta pek gelişmiyoruz. O yüzden 2,5 saatlik yayını biraz özet geçeceğim. Çünkü Minecraft ağaç yumruklamakla başlayıp anılarla bitiyor. 1.18'in tatlı dünyasında başladık. Etrafta hayvanlar vardı ve onları avlayarak akşam yemeğimizi çıkarıyorduk. Yayında genelde annem, ailem bu tarz konular üzerine konuştuk ve yeni doğan yeğenim hakkında konuştuk. Arkadaşlarınızla için nah savaşı yaptınız mı bilmiyorum ama gizlice bir yerden nah çekersiniz ve karşıdakinin onu görmesini beklersiniz. Annemle böyle bir yarışmamız var. Evet, kulağa komik geliyor, saçma geliyor ama bu zaten saçma bir olay. Ben 11 yaşında falan ergenliğe girdiğimden kalma bir olay bu. Ve annem yerimi kullanarak bu savaşta bir tık öne geçti. Arkadaşlarınıza nah esprisi şakası yaptığınız gibi annemle de öyleyim ben. Geçen bir baktım, annem bana şey diyor, görmedin mi nahı diyor. Nasıl nahı görmedin mi diyorum. Yeğenin sana nah çekti diyor. Nasıl anne ya, ne alaka diyorum. Küçücük kıza böyle parmağını alıp şöyle yaptırmış. Böyle fotoğraf çektirmiş annem. Ben dedim küçücük çocuğa ne yapıyorsun anne? Nah savaşımıza dahil olmamalıydı. Tüm bunların sonrasında da deliler gibi maden yaptık. Tek yaptığımız şey maden yapmaktı. Ve tüm tecrübe puanlarımızı madenden kastık. Ama o ne? Koskoca dağlar bulduk. Ama bu dağda yaşam pek de kolay değildi. Karda boğulan bir keçi ve karda boğulan bir köpek vardı. Hızlı olmalıydım ve onları kurtarmalıydım. Ah, kurt düştü. Kurt! Alo. Salak adam, nereye gittin? Hayır. 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 Bendesin. Tipe bak. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Hayır. Arkadaşlar hayır. Herkesi kurtaramazsın Doğukan. Herkesi kurtaramaz. Tamam, şimdi sakin olacağız. Kemik var mı bende? Kemik yok. Sakın gitme bir yere. Salak. Gitme. Öldüreceksin kendini. Lan nereye gidiyorsun? Lan ne oluyor? İçine şeytan girmiş. Oğlum az önce ne yaptın sen? Korktum lan gerçekten. Böyle birden bir şey oluyor. Acaba keçiye mi dalacak? Oğlum ne oluyor sana? Ana baba kutsal ruh falan, böyle şeytan çıkar, cin çıkarma falan. Ne yapalım sana? Bu küçük yaşında dayanıksız vücudunu şeytan ele geçirmişti. Kontrol edemiyordu. Zihni paramparçaydı. Arkadaşlar artık siz keçisiniz, dağlarda yaşıyorsunuz. Algılayın şu karları ya. Yapay zekaya bak. Sen keçisin, keçi alo. Bir mi ürüyordu? Çetik falan örsek bunları mesela, bot falan koysak ve bunlar düşmese mantıklı değil mi sizce? Çetik örebilmek çok güzel olurdu. Aynı bu şekilde deri bot örerdim, yapardım onlara. Hey little one, gel. İşte ben de bir genç olaraktan garip şeyler yapmaya çalışıyorum. Annem babam beni böyle sürekli korumaya çalışıyor. Yeter artık be, yeter. Hayır, ben yeterince büyüdüm. Evi terk ediyorum lanet olsun falan triplerinde şu an. Gençlik şu an böyle bir şey abi. Ben onu nasıl ikna edebilirim onu düşüneceğim. Böyle ikna edeceğim değil mi? Hani bunlar normal kar. Şöyle bir tane koyalım şöyle. Aha. Mekan burası. Geri döneceğim. Seni kurtaracağım. Ardından sivri çok güzel bir tepe gördüm ve aklımda şimşekler çaktı. Çok güzel bir malikane yapabilirdim oraya. Dağa tırmandım ve yapmaya başladım. Ve rezaletti. Evet. Şimdi şöyle yapıyorum hemen. Bakıyorum ne kadar çirkin durmuş acaba. Ay en kötü tarafından baktım ben de ya, bir dakika. Öbür açıdan baksam bir tık güzelleşme ihtimali var en azından. O kadar türlü göz yakıyordum ya. Evet çok kötü ama söz veriyorum böyle bir tepeye çok güzel bir ev yapacağım, planlarını da tasarlayacağım. Şimdi gelelim köpke adamı kurtarma seansına. Bu köpke, bu köpkeyi kurtaracağız bugün. Değil mi? Aynen sen de mi istiyorsun? Tatlı şey.
Al bakalım. Şimdi şu karları iyice açıyorum. Daha böyle. Aa, bu karlar biraz sıkıntı mı? Yok. Çıkaracağız köpke adam. Çok çabalama be. Çok çabalama öyle. Dur hatta direkt şöyle yol yapayım da sen yine saçma salak yerlere gidersin şimdi. Orada sıkıştı, kaç gündür orada bize bekliyor. Adal adam beni kurtar. Kurtaracağız onu. Tabi burada bak hala batacağımız çok fazla yer var. Sıkıntılı bir alan olduğu için yapılacak bir şey de yok. Wow, keçi adam, keçi adamdan bir atak ve bam. Keçi adam yardım et. Keçi adam yardım et. Keçi adam hardcore bitiyor. Keçi adam hardcore bitiyor. Keçi adam. Keçi adam. Merhaba. Hayır. Küçük zombi hayır. Babanın yanına git. Kalk lan. Sahur. Ama kurtardı mı onu o kadar? Ah. Aha. Göremiyorum bu arada seni. Alo. Şurada mı? Affedersiniz beyefendi. Neredesiniz acaba? Oğlum neredesin? Lan yeter ama görmem ben seni. Ne yapayım? Ya vurma artık. Benim bir gövdeye kesinlikle ihtiyacım. Ay blok değil. Böyle gövde, kafalık. Neredesin lan? Sesini duyuyorum. Göster. Oğlum saklambaç oynadığını düşünsene arkadaşlarınla böyle karda. Wow. Direkt su. Aa evet, su koyunca bunlar eriyordu. Çok güzel, mantıklı. Hah işte ne oldu? Ne oldu, buldum ben seni. Buldum seni, bulacağımı söylemiştim. Ha. Ha. Eritelim bakalım karları. Ay çok güzel eriyor lan. Hoşuma gitti bak. Aa, gerçekten böyle hani gerçek hayatta da böyle tatlı taze karlar vardır ya. Oynaması tatlı, böyle güzel olur. Ama ben burayı biraz yok ettim. Doğadan özür diliyorum bu arada. Aa büyüdün mü? Ama seni kurtaran kadar büyüdün, koca adam olmuşsun. Ya koca adam olmuşsun. İşte maceraya şimdi hazırsın. Aynen öyle. Maceraya al bunları da ya. Al. Gidelim bakalım. Hiçbir yere batayım deme. Yiyeceğim mi? Bunu sevmiyorsun galiba. Bunu istiyorsan. Oğlum her yer beyaz. Kafayı yiyeceğim. Son nefesini vermemek için hızlı hızlı vücut sıcaklığını koruyarak yanında köpkesi. Köpke adam. O da onu takip ediyordu. Buradan kurtulacaklardı. Buradan çıkacaklardı. O yüzden ilk gördükleri mağaraya doğru yol almaya başladılar. En azından bu kar yağışında bu geceyi atlatabileceklerdi. Hemen mağaraya doğru gittiler. Ama mağara olmadıklarını fark ettiler. Mağara olmadığını fark ettiler. Adal o sırada köpeğine yavaşça yaklaştı ve dedi. Olsun köpke, al bunu ye ve otur. Bu geceyi burada geçireceğiz dedi. Sen de zedi rakibim ha. Gel bakalım. Oraya da düşme ama ya. Hah yayda mı? Aynen buradan da gidiyoruz bak, bu kar yerlere düşme. Ya gerçi düşe kalka öğreneceksin. Düş bakalım. Aynen baba kurtaracak seni, merak etme. Lan neredesin? Ha buradasın. Ha gel, baba kurtardı seni de. Sen seviyorsun babayı ha. Ya şimdi nereden gideceğiz? Seni de götürebileceğim neresi var ki? En azından köpeğimin de yaşayabileceği sakin bir yere geçmek istiyorum. Hayır, hayır. Hayır. Ama köpke adam sana ne dedim? Köpke adam sana ne dedim? Ölmek mi istiyorsun? Koş. Aa buradan da gidemeyiz. Köpke adam. Of of. Başımın belasısın ha. Başımın belasısın. Gel buraya. Manyak. Yeter. Yeter. Hayatımı sana harcamayacağım. Çık şu kardan. Keşke bak. Keşke kar yani şey yapsalarmış. Abi köpekler için de bot yapmamız lazımdı. Ya sonuçta giydirebilmek en o istediğim şeylerden bir tanesi ya, köpekleri böyle. Giydireyim mis gibi. Bu salak bu çocuk. Bu çocuk salak. Koş. Bak babanın gittiği yerlerden git. Kestirmeden gitme. Bastığım yerlere git. Keçi adam sakın oğluma vurma. Tamam kafa atma. Bir an vuracak gibi hissettim ama. Oğlum ne bakıyorsun lan evladıma? Çık geri bas. Hayır. Lan çık git. Manyak herif. Hayır. Dostum biz artık katiliz. Koş. Kaç. Özür dilerim. Keçi adam özür dilerim ya. Sen de çocuğuma vuruyorsun, şey yapıyorsun. Bu adam kendi savunamıyor mu? Savunuyor bu kendini. Herkes öldürür sevdiğini. Keçi adam seni çok seviyorduk. O yüzden de seni öldürdük. Bu da böyle. Tavuk protein. Bugün spora gittik değil mi? Dedik bugün spora gittik. Tilkiler çok garip sesler çıkarıyor bu oyunda. Sesi duydunuz mu? Aha! Hey sen! Kar tilkisi! En nadir tilkilerden. Kardeşim nereye koşuyorsun? Alo. Bir dakika, hardcore seriyim umarım bitmez. Görüşürüz. Tamam tam suya düştü. Hadi sen de düş. Hop. Güm. Bak bunu seviyorum. Böyle fizik olaylarına bayılırım ben. Sonra madenin derinliklerine indik ve -54'e kadar indik. Minecraft'ın yapımcılarının dediğine göre artık elmaslar bu seviyede çok daha fazla çıkıyormuş ki. Evet öyleymiş. Oh sonunda elmas. 2 3 4 5
Aa, 6. Wow! 7. Var mı arttıran? Ne? 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Arttıran var mı? Yok artık, bu ne? Hayatımda ben böyle bir damar görmedim. Sen de heyecanlandın oğlum, biliyorum. Biliyorum. Vay anasını be. Elmas seviyesinin arttığını biliyordum ama bu kadar fazla çıkacağını bilmiyordum. Daha sonra Lush Caves'lere indik ve Axelot aramaya başladık. Tam artık bulamıyoruz derken o da ne? Biz bir Axelot bulamayacağız galiba bugün. Aha! Aha! Bulduk bile. En tatlı yırtıcım. Selam. Tipe bak. Zaten ailenden kaçırdım desem ailem falan da yok. Yalnız takılıyordun. Yani aldım seni. Sadece bir Axelot için girdik. Bir Axelot için çıkıyoruz. Ama bu küçük Axelot daha sonraki maceramızda bir Creeper'ın patlamasıyla beraber hayatını kaybedecekti. Hop. Hayır. Böyle çayırlıklardayız. Güzel, tatlı. Kendime güzel, çok güzel bir dağ falan arıyorum. Mesela şurada bir tane gözüküyor ufaktan. Umarım güzeldir, umarım tatlıdır. Ve yemeğim de tükeniyor yavaştan. O yüzden bu masum koyunları bir avlamam lazım. Wow. Wow, wow, wow. Tek sıkıntı aşağı nasıl ineceğim? Yine mükemmel su... paslanmış olabilirim. Yaşlanmış olabilirim. Olur böyle şeyler. Reflektörüm o kadar iyi değil artık. Ama güzel. Buraya yerleşebilirim. Böyle güzel bir dağın yanında. Burada güzel bir akarsu. Hadi bundan kurtulayım. Tamam. Tamam. Hadi. Sizce ne var içinde? Elmas. Obsidyen. Olur. Yani hiç yoktan iyidir. Ama ayaklığım yoktu. Al demir bot. Onun dışında bunları çalacağım. Bunlardan dekoratif çok güzel şeyler yapılıyor. Bu arada botum varken birazcık da bu dağın çevresini gezelim, keşfedelim. Çünkü güzel mekan ama yani ama etrafını keşfetmeden olmaz değil mi? Köpke atla, baba gidiyor hadi. Gidelim bakalım şimdi. Etraf çok güzel ya. Bronz 8'e o kadar fazla şey gelmedi diye biraz ağladık vesaire de daha ne gelsin? Bu manzaralar ayrı bir güzel değil mi? Bu arada evet, beklediğim gibi tam olarak bir yere gelmedik. Ve üzerine yağmur başladı. Aha, oğlum burası çok güzel bir mekan. Her yerde köy var. Gerçekten medeniyete geldik galiba. Hoppala. Ne oluyor? Koyuna mı çarptı? Koyun ucuz kurtuldun ha. Hayır, kurtulamadım lanet olası. Evet. Bak burası hala güzel bu arada. Sisli puslu havada bile burası havalı güzel bir yer. Buraya tam dağın zirvesine kurulunabilir. Phantomlar gelmeyin. Başladık yine. Aa evet, ve yeni özellik. Uyduğunuzda yağmurlar gidiyor. Arın balım peteyim. Aha. Aha. Aha tamam. Tamam, burası tam istediğimiz yerlerden biri. Ama sivri kısımları tam istediğimiz gibi. Etrafta deliler gibi hayvan var. Yani çiftlik kurabiliriz. Etrafta köyler var. Bir köy direkt dibimizde. İkinci köy birazcık uzağında. Yani başka bir tepe de var burada. Tabii şimdi umarım batmam çünkü derim yok. Ohohoho. Gerçek mi bura? Oha. Çok iyi lan. Yani cennete mi geldim ben? Keçi adamlar da burada. Keçilerimiz var. Aşağı tamamen orman zaten. Biraz uzakta köy var. Burada direkt madene giriş alanımız var. Direkt yani apaçık. Demişler ki gelin buradan maden kazın. Etrafta da güzel madenler var. Her yerde maden görebiliyorum. Güzel bir şelalemiz var orada. Evet, şimdiden ev fikirleri düşünmeye başlamam gerekiyor. Umarım çok daha geniştir bu mağaralar. Çünkü biliyorsunuz elitralarla uçacağım parkurlar vesaire yapmak istiyorum ben böyle bir alana. Yani pekala buraya yapılıyor da en aşağılara inebiliyor muyuz? Fena değil. Şöyle baksam. Yani şey gibi düşünebilirsiniz burayı. Hani böyle filmlerde bir cam fanusun içerisine bir alan kurabilirler. Orada ekosistem olur. Mesela etrafta tüm dünya ölmüştür. Zombi salgını vardır. Her yer kurmuştur. Hiçbir ağaç yaşamıyordur ama bir tane cam fanusun içerisindeki bu fanus kocaman bir fanus. Böyle bambaşka bir ekosistem vardır. O ekosistemin içerisinde canlılar hayatta kalmaya çalışır. Yaşanabilir tek yerdir. Aha. Şuraya bir tane iskele yapacaksın. Tam olarak şuraya zirveye bir tane ev koyacaksın. Daha ne olsun? Aa, buradaki ağaçlar çok güzel. Çok fazla ağaç var. Evet, çok fazla ağaç var ama kesmeyeyim değil mi bunları? Güzelliğini bozarım. Zaten dışarıda deli gibi orman var.
buranın ormanını katletmektense dışarı gidip katledelim. Evet, keseceğimiz ağaçlar burada. İçeriği mahvetmeden. Ama fark ediyorum ki burada bayağı güzel başka bir yer daha varmış. Oğlum cennet lan bura gerçekten. Buraya bir köprü. Tamam, bir proje belli oldu. Buradan bir köprü. Sonra ikinci yaparız. Köylerden de para alırız. En az masrafları karşılayalım. Ben o zaman buradan başlıyorum. Birazcık daha köprü için alan açmaya. Günün ilk ışıklarıyla beraber tam da buraya gözüme kestirdiğim alana bir ev yapmak istiyorum. Sonuçta dağlar geldiyse dağ evi yapmam lazım ki havalı dursun. De elitriyi aldıktan sonra etrafta uçup kaçmamız zaten güzel oluyor. Böyle uçup üzerine konarız. Tam olarak hoşumuza giden bir mekan. Agaların buluşma noktası olur. Hem burada manzara da iyi. Tek sıkıntı tırmanmak. Tamam, sonunda be, zirvedeyiz. Zeminler atıldı. Oraya ulaşabiliyor muyum? Ulaşamıyorum. Bunları çevireceğim. Buradan bayağı meşe merdiven elde edeceğim. Ve bu merdivenler de aslında bizim ara katımız olacak. Ve bunları şu şekilde soymamız lazım. Ki birazcık daha açık renkli, açık bir mekan uysun. Birazcık kaba duruyorlar böyle. Ama bu şekil birazcık havalı, güzel duruyor. Tabii evi buraya da genişleteceğiz ama şimdilik böyle. Bilmiyorum, bir yapı görmek, bir iskele görmek benim hoşuma gidiyor. Yani böyle bir ev temeli atıldığında beton olmadığı sürece kalaslardandır, hoşuma gider. Ya da böyle kocaman gökdelen demirleri oluyor ya, onun gibi şeyler hoşuma giderler. Tabii şuradan gelip bir de şunları tekrardan soymamız lazım. 1, 2, 3, 4. Ara mesafemiz 4. O zaman buradan 1, 2, 3, 4 olmak üzere 5. kalasımı buraya koymam lazım. Şöyle. Evet, bu da bayağı malzemeye mal olacak ama havalı durdurtacak burayı. Sonra burası tam zemin. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane meşe kütüğü, meşe tahtası, sonra 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Tamam, merdiveni tutturduk. Bu inşaat olaylarına bayıldım ya. Bir ara babam da böyle küçük bir şey yapacaktı evin üstüne. Kendi iskele yapmıştı. İskelede örümcek adam gibi oradan oraya zıplıyordu. Bak, iskele ve örümcek adam diyorum, neden? Evet, No Way Home'da sızdırılan yerler vardı ki artık yani örümcek adamlar çıktı. Senaryo vesaire bence sızdırıldı ki bence bu videoyu da illa No Way Home çıkmadan önce izlemiyorsunuzdur. Ben de böyle hoşuma gidiyor, bilmiyorum. İskeleler, böyle yapı malzemeleri. Mesela ben bazı yapı malzemelerinin satıldığı yerlere gider, yapı malzemelerini inceler ve çıkarım. Ya hoşuma gidiyor yani nedense incelemek. Evet, ev bitti. Ama gülmeyin. Lütfen. Gerçekten gülmeyin. Bam. Akselotlar çok tatlı. Gerçekleri. Video çekiyordum böyle. Mikrofonu susturmuştum. No context bu mu? Evimin çirkinliğini görmek ister misin sen de? Oğlum niye taş? Birden esti, neden olmasın? Doğru, neden olmasın ama... Başla abi. Fikrimi değiştirdim ve tuğladan bir şeyler yapmak istedim. O yüzden de birazcık kil, birazcık da ladin aldım ki biraz daha güzel duruyor ladin dekoratif olarak. Sonra da yine bir şeyi benzetemedim. Tamam, artık umarım olmuştur diyelim ki olmadı. Hayır, ben yapamıyorum. Neden yapamıyorum bilmiyorum. Ve karşınızda tara, aynen pipiye benziyor. Hayır, olmaz, olamaz. Çok uğraştım. Zamanım gitti. Ama bu oluyor, gökte yükselen kocaman bir şey. Ya havalı o, yapacağım. Ben belki burayı daha da değiştiririm. Çok farklı şeyler olur. Bilmiyorum. Bu şekilde şu an. Neyse, ikinci bölümde bir şeyler düşüneceğim artık. Umarım bütün bu video hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapın. Algoritmada öne çıksın. Ha, bir de tişört çekilişi yapacağız. 20 tane de Minecraft Premium. YouTube katıl üyesi olabilirsiniz. Hem yayınlarda bu avantajlı olacak size. Daha havalı gösteriyor. Hem de üzerine yılbaşı çekilişine katılacaksınız. 31 Aralık'ta çekilecek bu. O yüzden daha da avantajlı her şey. O zaman öpüldünüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Başka videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.